Değerli arkadaşlar merhabalar, Limit Seninle programına hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Mustafa Solmaz. Arkadaşlar geçen dersimizde sizlerle DNA genetik kod konusunu aynı zamanda kalıtımından bahsetmiştik. Kalıtımda bezelyelerle mendelin yapmış olduğu çalışmalardan bahsettik, çaprazlama konusundan bahsettik. Şimdi ise arkadaşlar e, mutasyon, modifikasyon, e, varyasyon, e, doğal seçilim ifadelerinden beraber devam edeceğiz. Hazırsak başlayalım. Yalnız küçük bir not söylemek istiyorum. Lütfen dersleri dinlerken kağıtlarınızı, kalemlerinizi alın, ekranların başına geçin sevgili arkadaşlar. Küçük ufak dipnotlar mutlaka almanızı isteyeceğim. Evet arkadaşlar, <laughs> mutasyon gen yapısını değişmesi sonucu ortaya çıkan ve aynı zamanda kavasal değişikliğe neden olan bir olaydır. Arkadaşlar mutasyonlar hatırlarsanız DNA'nın bir e, nükleotitlerden meydana geldiğini ve nükleotitlerin karşılıklı bazlarla birbirlerine bağlandığını ve eşleştiğini biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. DNA'daki nükleotit diziliminden kaynaklanan bazı hatalar canlıda mutasyona neden olmaktadır. Arkadaşlar çevre şartlarının etkisiyle canlının kromozomlarında, genlerinde, nükleotitlerinde meydana gelen ani ve kalıcı olabilen değişikliklere biz mutasyon diyoruz sevgili arkadaşlar. Mutasyonlar DNA'nın kendini eşlemesi sırasında da olabilir. Aynı zamanda DNA'nın kendini eşlemesi sırasında DNA'daki genlerin ve nükleotitlerin yapısında da meydana gelebilir. Aynı zamanda dizilişteki değişiklikten kaynaklı da ne yapabilir arkadaşlar? Mutasyonlar meydana gelebilir. Mutasyon sayesinde sevgili arkadaşlar tür içi çeşitlilik sağlanır. O zaman şöyle bir ifade kullanabiliriz. Mutasyonlar yararlı da olabilir, zararlı da olabilir sevgili arkadaşlar. Mutasyon örneklerine bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Albinoluk Albino'luk <laughs> renk pigmentinin bulunmaması, canlıda renk pigmentinin bulunmaması ve nesilden nesile aktarılan bir hastalık. Orak hücre anemi, biliyorsunuz sevgili arkadaşlar al yuvarların, olgun al yuvarların çekirdeklerini kaybederek daha fazla oksijen yakalayabilmek adına e, oluşturmuş olduğu bir yapıyla arkadaşlar ki bu da bir kalıtsal hastalık. Nesilden nesile ne yapıyor arkadaşlar? Aktarılıyor. Kromozom sayısının fazlalığından kaynaklanan Down sendromu ki buna örnek hemofili, kansızlık sevgili arkadaşlar. Çift başlı yılanların oluşması, dört boynuzlu keçilerin meydana gelmesi. Arkadaşlar dört boynuzlu keçiler ilerleyen kısımlarda adaptasyon konusunda göreceğiz. Dört boynuzlu olması keçinin ona ekstra avantajlarının olduğu burada oluşan adaptasyonun aslında olumsuz olmadığını veya burada oluşan mutasyonun olumsuz bir durum olmadığını söyleyeceğiz. Üç ayaklı tavukların meydana gelmesi, Van kedisinin farklı göz renklerine sahip olması yine mutasyon örnekler. Yapışık parmaklılık ve altı parmaklılık kalısal hastalıklarımızdan birisi. Yapışık ikizler olumsuz bir durum sevgili arkadaşlar. Tavuk ve kuzulara görülen kısa bacaklılık olayı da mutasyon sonucunda meydana gelmiştir. Aynı zamanda doğuştan gelen doğum lekeleri ve eksik organlı bebekler. Buna bir örnek daha verebilirsek sevgili arkadaşlar. Mesela çekirdeksiz üzüm de aynı zamanda mutasyon sonucu oluşan bir olay. Evet arkadaşlar, DNA'nın tek zincirinde meydana gelen hatalar, hatırlarsanız DNA genetik kod kısmında işlemiştik. DNA'nın tek zincirinde meydana gelen olaylar ne yapıyordu arkadaşlar? mutasyonlar onarılabiliyordu. Ama çift zincirinde karşılıklı olan mesela DNA zincirinin karşılıklı zincirlerinde meydana gelen mutasyonlar ise ne yapıyordu arkadaşlar? Onarılamıyordu. Hatta Aziz Sancar, Profesör Aziz Sancar Yapmış olduğu, bununla ilgili yapmış olduğu çalışmalarda da Nobel ödülü almıştır diye bahsetmiştik hatırlarsanız. Karşılıklı zincirli, zincirde meydana gelen hatalar ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Onarılamıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar, mutasyona sebep olan faktörler neler? Arkadaşlar, mutasyona sebep olan faktörler çevresel de olabilir. Aynı zamanda... E, çevreden kaynaklının dışında doğuştan da getirilebilir. Mesela radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeler, yüksek sıcaklık, asitlik genlerin yapısını ne yapıyor arkadaşlar? Değiştiriyor. Zaten mutasyonda genin yapısında meydana gelen değişiklikler demiştik. Ve aynı şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Bu tür çevre şartları canlının DNA'sındaki yapısının değişmesine katkı sağlıyor. Arkadaşlar şimdi Mutasyon vücut hücrelerinde meydana geldiği vakit. Hatırlarsanız insan 46 kromozoma sahipti. Bunun 44 tanesi vücut hücresiydi sevgili arkadaşlar. 2 tane ise cinsiyet kromozomuydu. XX olduğu vakit dişi ifade ediyordu hatırlarsanız. XY olduğu vakit erkeği, bireyi meydana getiriyordu. Bakın arkadaşlar iki kromozom çiftimiz bunlar cinsiyet kromozomu. Bunlar ise 44 adet vücut kromozomu. Eğer ki mutasyonda sevgili arkadaşlar, vücut kromozomlarında bir mutasyon meydana gelmişse sadece o bireyi meydana getiriyor, sadece o bireyi ilgilendiriyor. Yani yavrularında bu rahatsızlık meydana gelmiyor. Yani nesilden nesile aktarılmıyor. Ama cinsiyet kromozomlarında meydana gelen Mutasyonlar ise arkadaşlar bir sonraki nesilleri olumlu veya olumsuz ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor. Mesela cinsiyet kromozomları üzerinde taşınan hastalıklar hemofili, orak hücre anemi, kansızlık. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar yapışık parmaklılık Y kromozomu üzerinde taşınıyor arkadaşlar. Kulak kılılığı bu tür hastalıklar ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Cinsiyet kromozomları üzerinde taşındığı için bir sonraki nesle aktarılıyor. Ama üreme hücrelerinde görülürse sevgili arkadaşlar nesillere aktarılıyor. Yani üreme hücresi dediğimiz cinsiyet kromozomları arkadaşlar üreme hücrelerinde meydana geliyorsa bir sonraki nesli etkiliyor. Vücut hücrelerinde meydana geliyorsa bir sonraki nesli etkilemiyor diyoruz. Mesela mutasyon örneklerine bakacak olursak van kedilerin değişik göz rengine sahip olması sevgili arkadaşlar mutasyon sonucunda oluşmuştur. Bir elde altı parmaklılık olayı da sevgili arkadaşlar sonradan meydana gelen bir olay değil. Doğuştan meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Bu da bir mutasyona örnektir. Down sendromu kromozomun sayısının fazlalığından kaynaklanan ve aynı zamanda zeka geriliği gibi e, rahatsızlıkların ortaya çıktığı bireylerin, bireylerde meydana gelen bir hastalık sevgili arkadaşlar. Down sendromlu bireylerin kromozom sayısının farklılığından kaynaklı ve kromozom sayısının farklı olmasına sebep olan mutasyondan kaynaklı hastalığın ortaya çıkması. Arkadaşlar kanser hastalığı da yapılan araştırmalara göre kanser tedavisi konulan bir bireyde e, Geçmiş, özgeçmişe bakılır mutlaka. Ailesinde herhangi birinde kanser hastalığı var mıdır? Kanser hastalığında mutasyon sonucunda meydana geldiği söylenmekte sevgili arkadaşlar. Albino'luk, albino'luk neydi arkadaşlar? Renk pigmentinin bulunmaması. Canlıda renk pigmenti bulunmadığı vakit albino dediğimiz yani renksiz bireyleri meydana getiriyordu. Ve aynı şekilde sevgili arkadaşlar bu Canlıların bir sonraki neslinin de yine albino bireyler meydana getirdiğini görüyoruz. Yararlı mutasyondan bahsedecek olursak sevgili arkadaşlar, genetik mühendislerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda fazla ürün veren, aynı zamanda iklim ve çevre şartlarına daha dayanıklı bitkiler, ıslah edilmiş tohumlar, faydalı mutasyon örnekleri olarak ne yapabilir arkadaşlar? Verilebilir. Arkadaşlar mutasyonları biz sadece zararlı olarak algılamamamız gerekir. Hem zararlı hem de yararlı ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Yani mutasyonları size soru kökünde verdiği vakit aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir mutasyona örnektir şeklinde soru geldiği vakit sizin orada mutasyonun yararlı mı Canlıya yarar mı sağlamış yoksa zarar mı sağlamış açısından bakmanızı tavsiye edeceğim. Evet arkadaşlar, kalıtımla ilgili bir kavramdan daha bahsedecek olursak modifikasyon. Modifikasyon ise sevgili arkadaşlar, çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal değişiklik oluşturmayan ve aynı zamanda yavru canlılarda herhangi bir değişikliğe neden olmayan olaylara biz modifikasyon diyoruz. Modifikasyon deyince aklımıza arkadaşlar çevresel faktörler aklımıza gelecek. Mesela çevre koşullarına bakacak olursak ısı, sıcaklık, besin gibi genlerin çalışmasını yani işleyişini sorularda mutlaka karşılaşacaksınız sevgili arkadaşlar. Genin işleyişini değiştiren ve bundan dolayı Ortam koşulları eski haline dönünce canlı da eski haline döner veya oluşan karakter yavrulara ne yapmaz arkadaşlar aktarılmaz. Eğer ki genin işleyişinde bir değişiklik meydana geliyorsa bu olay modifikasyon. Sadece canlının kendisini ilgilendiriyor arkadaşlar. Modifi araçlardan da aklınızda kalabilir. Modifiye araçlarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aracın dış özelliklerini değiştiriyorsun. Aracın dış özelliklerini değiştirince arkadaşlar e, fabrikadan o şekilde çıkmadığını ne yapıyorsun arkadaşlar? Anlıyorsun. Modifikasyon örneklerine bakacak olursak spor yapan insanların kaslarının güçlü olması çevreden kaynaklı sonradan doğuştan olmayan sonradan kazanılan bir örnek olduğunu görebiliriz. Güneşin Güneşlenme sonucunda arkadaşlar bronzlaşmamız, tenimizin siyah olması arkadaşlar modifikasyona yine çevresel bir faktörün ışığın genin işleyişini değiştirmesiyle ortaya çıkan bir olay. Veya aynı kovandaki arılardan arı sütüyle beslenenlerin kraliçe arı olduğu, polenle beslenenlerin ise arkadaşlar işçi arı olması durumu da yine modifikasyona bir örnek. Arı kovanının içerisinde eğer ki arı arı sütü bulabiliyorsa veya bal özü bulabiliyorsa sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Beslenmesinden sonraki nesli yani akıbeti oradaki besine bağlı. Eğer ki arı sütüyle besleniyorsa kraliçe arı oluşuyor. Polenle beslenirse arkadaşlar işçi arı oluşuyor. Yani arının kaderi ortamda bulunan çevresel faktörden kaynaklı ortamda bulunan besinden kaynaklı. Tek yumurta ikizleri arkadaşlar. Tek yumurta ikizlerinden birazcık bahsedecek olursak. Tek yumurta ikizleri arkadaşlar cinsiyetleri aynı. Sperm ve aynı sperm ve yumurtanın birbirini döllenmesi sonucunda meydana geliyor. Ve döllenmiş zigotun mitoz bölüme geçirerek iki tane aynı yeni hücrenin aynı zigotun embriyonun ee, rahimde büyüyüp gelişmesiyle meydana gelen bir olay. Tek yumurta ikizleri cinsiyet olarak birbirinin aynısıdır. Kan grubu aynıdır. Saç, göz saç rengi, şekli, göz rengi bunların hepsi birbirinin aynısıdır. Parmak izleri dahi %95 oranında birbirleriyle aynı arkadaşlar. Sadece %5'lik bir farklılık söz konusu. Arkadaşlar bu iki tek yumurta ikizinin zeka, boy uzunluğu, kilo gibi farklılıkları çevreden kaynaklıdır sevgili arkadaşlar. Birini sıcak bir ülkeye gönderirsek, birini kutuplarda yetiştirirsek, birinin teninin beyaz, diğerinin teninin ise koyu renkli olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Evet arkadaşlar, sorularda sıkça karşılaştığınız bir olay daha var. Çuha çiçeği bitkisi arkadaşlar 25-35 santigrat derecelik sıcaklıkta yani ortam sıcaklığında renginin beyaz olduğunu 15-25 santigrat derecelik sıcaklıkta ise kırmızı çiçek olduğu gözleniyor. Arkadaşlar mesela 15-25 santigrat derecede kırmızı çiçek sıcaklığı artırıyorum. 35 santigrat dereceye geldiği zaman çevre şartlarından dolayı rengi ne yapıyor? Beyaz renk oluyor. Tekrar ben eski haline getirdiğim vakit sıcaklığı ortam sıcaklığını düşürdüğüm vakit arkadaşlar ne yapmıyor ee, sevgili arkadaşlar? Kırmızı renk çiçek halini almıyor. Buradan devam edecek olursak sirke sineğinin ortam sıcaklığına göre kanadının şeklinin kıvrık veya düz olması yine dış ortamda 16 santigrat derecede düz, 25 santigrat derecede ise kıvrık olması dış faktörün etkisiyle genin işleyişindeki değişikliği söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kara hindiba bitkisinin dağda yetişenin kısa boylu, Ovada yetişen ise uzun boylu olması yine çevreden kaynaklı bir faktörden dolayı boyunun uzun veya kısa olma durumu modifikasyona bir örnektir sevgili arkadaşlar. Şimdi Himalaya tavşanlarına bakacak olursak Himalaya tavşanları ayak, burun, kulak, ve kuyrukları siyah, gövdesi beyaz renkli oluyor. Arkadaşlar, bu da yine aynı şekilde çevresel bir faktör olan sıcaklığın etkisiyle genlerde meydana gelen bir e, işleyişinde meydana gelen değişiklik sonucu oluşmuş bir çevre şartlarına bağlı modifikasyon örneğidir sevgili arkadaşlar. Himalaya tavşanlarını da unutmayın. Ortanca çiçeklerinin asidik toprakta kırmızı yani toprağın özelliğine göre toprağın asidik veya bazik olma durumuna göre kırmızı renkli olması bazik toprakta ise mavi çiçek açması yine çevre şartlarından etkileniyor ve aynı zamanda genlerin işleyişinde bir değişiklik meydana getirerek renk açısından farklılık oluşturuyor. Evet sevgili arkadaşlar, mutasyonla modifikasyondan bahsettik. Mutasyonla modifikasyonu Arkadaşlar mutasyon dikkat ederseniz ne demiştik? Yararlı olabilir dedik. Aynı zamanda zararlı olabilir demiştik. Arkadaşlar mutasyonlar canlının gen yapısında, iç yapısında gel meydana gelen değişikliklerden bahsettik. Ve aynı zamanda arkadaşlar mutasyonlar eğer ki üreme hücrelerinde meydana gelirse nesilden nesile aktarılırdı. Ama vücut hücrelerinde meydana gelirse arkadaşlar sadece o bireyi meydana getirirdi. O birey ölene kadar o hastalık veya o rahatsızlık veya o yararlı mutasyonla ne yapardı arkadaşlar? Baş ederdi. Bir sonraki nesile ne yapmazdı arkadaşlar? Aktarılamazdı. Sadece canlı da başlayıp canlı da biterdi. Ama üreme hücrelerinde meydana geldiği vakit ne yapar arkadaşlar? Yavru bireylere bu aktarılır. Ama burada yavru bireylere aktarım söz konusu değildi. Mutasyondan bu şekilde bahsettik. Modifikasyon ise çevre şartlarına göre arkadaşlar. Çevre şartlarına göre genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişiklik söz konusuydu. Aynı zamanda çevre şartları tekrar normale döndüğü vakit canlı tekrar eski haline gelebilirdi. Çevre şartlarından kastımız ısı sıcaklık aynı zamanda ortamın pH değeri ne yapıyordu? Canlının işleyişini, genin işleyişini ne yapıyordu? değiştirebiliyordu. Modifikasyonlar sevgili arkadaşlar, modifikasyon örneklerine çok dikkat edeceğiz. Modifikasyonla mutasyon arasındaki fark bu. Eğer ki genlerde meydana geliyorsa, doğuştan veya sonradan kazanılabiliyorsa ki mutasyonlarda dikkat ederseniz arkadaşlar, genin neyini değiştiriyordu? Yapısını değiştiriyordu. Sonradan da olabiliyordu, doğuştan da olabiliyordu. Bunu sakın ola unutmayın. Ama modifikasyonların tamamı sonradan meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi mutasyon ve modifikasyonlar için ortaktır dediği vakit mutasyonlar da sonradan olabilir, modifikasyonlar da sonradan meydana gelebilir. Ama doğuştan gelen, genin yapısını değiştiren, yararlı veya zararlı olabilen, üreme hücrelerinde meydana geldiği zaman bir sonraki nesli etkileyen, vücut hücrelerinde meydana geldiği zaman bir sonraki nesli etkilemeyen Olaylar mutasyon olarak adlandırmıştık. Modifikasyonlar da çevre şartlarıyla genlerin işleyişinde meydana gelen ve sonradan olan olaylar şeklinde kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi adaptasyon denilen bir olay. Arkadaşlar adaptasyon isminden de anlaşılacağı gibi ortama uyum sağlamaktır sevgili arkadaşlar. Bir canlının yaşadığı ortama uyum sağlayarak Yaşam ve üreme şansını arttırmak için genetik yapısını genetik yapısında meydana gelen değişikliklere biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Adaptasyon diyoruz. Adaptasyonlar uzun yıllar boyunca görülebilir ve sonunda da kalıtsal özellik olarak ne yapılır arkadaşlar? Kazanılır. Şimdi adaptasyon sorularında bizim dikkat etmemiz gereken olay şudur sevgili arkadaşlar canlı üreme şansını arttırıyor mu canlı korunma ihtiyacı duyuyor mu canlı barınma ihtiyacı duyuyor mu aynı zamanda canlının beslenmeye ihtiyacı var mı veya av yapmaya ihtiyacı var mı ortama uyum sağlama ihtiyacı var mı? Yaşam şartlarını, yaşam kalitesini kolaylaştırmak için mi yapıyor acaba bu adaptasyonu? Bunu sorunun kökünde aramamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Adaptasyonlar biyoçeşitliliğe neden oluyor sevgili arkadaşlar. Adaptasyonda gen yapısı değiştiği için kazanılan özellikler kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır sevgili arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat edelim adaptasyonlar, mutasyonlar sonucunda meydana gelmiştir. Ki burada da görüyoruz genin yapısında bir değişiklik meydana geliyorsa ki bahsetmiştik mutasyonlar meydana gelir demiştik. Evet arkadaşlar mutasyon, adaptasyon örneklerine bakacak olursak bu kaleminin bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi. Şimdi arkadaşlar bir canlı birden fazla özelliğe göre adaptasyon sağlayabilir. Bu notu mutlaka defterinize yazmanızı isteyeceğim. Bakın bu kalemun hem avını rahat bir yakala, rahat bir şekilde yakalayabilmek için renk değiştirebilir. Aynı zamanda düşmanlarından korunmak için ne yapar arkadaşlar? Renk değişir. İşte bir canlı birden fazla farklı özelliğe göre ne yapabilir arkadaşlar? adaptasyon sağlayabilir. Ben sorunun kökünde bakacağım. Acaba bu bu kalemun niçin renk değiştiriyor? Acaba avlanma mı yapıyor veya korunma ihtiyacı mı duyuyor? Eğer ki ben soru köklerinde bunları ararsam adaptasyondan bahsettiğini çok rahat bir şekilde anlayabilirim. Kurbağanın sinek yakalayabilmek için dilinin uzun olması ve aynı zamanda kurbağa yavrularının da aynı donanım ve aynı özellikle Doğmasının sebebi adaptasyonun bir sonucudur sevgili arkadaşlar. Evet yarasa e, biliyorsunuz bu kadar sıkıntının asıl sebebi yarasa ama o da sonuçta bir canlı. E, bunun da bir adaptasyon örneği var sevgili arkadaşlar. Karanlık ortamda kaldığı zaman sese karşı duyarlı ses sinyalleri gönderilerek gözlerinin az gördüğünden dolayı arkadaşlar yön bulmada ne yapıyor sevgili arkadaşlar? adaptasyon sağlıyor. Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması yine de burada kaplanın avlanma ihtiyacından dolayı böyle bir donanımla böyle bir özellikle meydana geldiğini söylüyoruz ve bundan dolayı da bir adaptasyon sağlamış oluyor. Ve bunların dışında bazı adaptasyon örnekleri var. Arkadaşlar sorularda bol miktarda adaptasyon örneğiyle karşılaşacaksınız. Peki hocam biz bu adaptasyon örneklerini ezberleyecek miyiz? Hayır ben size sadece soru kökünde eğer ki canlı yaşama şansını arttırıyorsa, üreme şansını arttırıyorsa, avlanma ihtiyacı, barınma ihtiyacı, korunma ihtiyacı gibi e, özellikleri eğer ki yapıyorsa burada bir adaptasyon örneğini arayacaksın. Mesela albinoluk bir adaptasyon değildir sevgili arkadaşlar. Albinoluk mutasyon sonucunda oluşmuştur. Her mutasyon sevgili arkadaşlar, her mutasyon bir adaptasyon değildir. Zürafaların boylarının uzun olması, örümceklerin belirli bölgelere ağ kurması, ağaçların yapraklarını dökmesi, göçmen kuşların göç etmeleri, ördek ve kazların suda daha kolay yürüyebilmek için arkadaşlar ayaklarının perdeli olması, çölde yaşayan hayvanların ince kürk arkadaşlar Kutuplarda yaşayanların ise kalın olması ortam ısısına göre vücudu ne yapıyor? Uyum sağlamasını sağlıyor. Arkadaşlar doğal seçilimden bahsedecek olursak doğal seçilim belirli bir bölgede yaşayan canlıların güçlü olanın yaşayıp zayıf olanın öldüğü. Doğadaki yaşam şartlarına uyum gösterenlerin yaşaması, gösteremeyenlerin yok olup gitmesi bir doğal seçilim örneğidir sevgili arkadaşlar. Doğal seçime uğramak, uğramamak için canların adaptasyon süreçlerini ne yapar arkadaşlar? Başlar. Aynı şekilde doğal seçim için basit bir örnek verecek olursak kahverengi dağlık bir alana bırakılan kahverengi tavşanlar ile beyaz tavşanlardan önce avlanacak olan beyaz tavşanlardır. Çünkü ne yapıyor arkadaşlar? E, renginden dolayı e, avcılara ne yapıyor arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde yakalanıp ve onların av olması sağlanıyor. Yani burada önemli olan güçlü olanın yaşayıp zayıf olanın öldüğüdür sevgili arkadaşlar. Varyasyona bakacak olursak son olarak sevgili arkadaşlar, varyasyon aynı türe ait canlıların birbirinden farklı olması, çeşitlilik kazanması varyasyondur. Aynı türe ait canlılar mesela çöl tilkileriyle kutup tilkilerinin kulak yapılarının birbirinden farklı olması ama her ikisinin de aynı tür olup aynı atadan gelmeleri tür içerisindeki çeşitliliğin bir varyasyonun sonucudur. Biz insanların birbirine benzememesi bile bir varyasyon örneğidir sevgili arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar doğal seçilim güçlü olanın yaşayıp zayıf olanın öldüğüydü. Zayıf olanlar ne yapacak arkadaşlar? Yok olup gidecek. Daha sonra sevgili arkadaşlar. Güçlü olanlar bulundukları ortamda yaşama şansını arttırabilmek için ne yapacak arkadaşlar? adaptasyon oluşturacak. Adaptasyon oluşturduktan sonra üreme şansını arttırdıktan sonra arkadaşlar ne yapacak? Aynı türe ait çeşitlilik meydana getirecek. Doğal seçilim adaptasyon ve varyasyonu bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Canlının güçlü olanın yaşadı, daha sonra ortama adapte oldu ve aynı zamanda tür içi çeşitlilik yaparak ortama uyum sağladı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde mutasyon, adaptasyon, varyasyon ve doğal seçilimden bahsettik. Bir sonraki dersimizde biyoçeşitlilik konusundan devam edeceğiz. Limitle kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın çocuklar.